Öncelikle zarar vermeyeceksin. Biz doktorlar bu yemini ederiz. Ama zarar verildiğinde ve suçluluk duygusu başladığında bununla nasıl başa çıkılacağını bilmeyiz. Günaydın. Günaydın. Sen iyi misin? Ben onu çok seviyordum. O da beni çok seviyormuş. O beni mutlu etmek istedi. Ama elinde değildi. Ama biliyorum ki ben mutlu olursam o bunu bir yerden görecek ve o da mutlu olacak. Dün gece ona artık hiç üzülmeyeceğime söz verdim. Daha omlet ister misiniz? Bence yatağına dönsen daha iyi yaparsın. Olmaz. Çünkü bugün hastaneye gitmem lazım. Haldun Bey'le mi konuşacaksın? Hayır. Dolabımı boşaltacağım. Hop hop. Zeynep. Hop. Zeynep çek. Zeynep, bu çek 8 milyon YTL değerinde. Ve sen üzerine portakal suyu döküyorsun. Delirdin mi ya? Zeynep, bunu bankaya götür. Böyle bir paranın evde durması bile doğru değil. Tamam, götüreceğim. Ha? Ama önce hastaneye gidip dolabımı boşaltmam gerek. Bakın ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ömer beni sevdi. Mutlu olmamı istedi. Ben de mutluyum. Para parayı çeker dedikleri doğruymuş. Portakal suyu. Kaybedecek diye ödüm patlıyor. Düşünsene. Sabah çekin üstüne portakal suyu döktü. 8.7 milyon YTL'lik çekin üzerine. Koca bir servetin üzerine. Bu kadar parayla kendi hastanemi kurardım ve içine hasta insanlarla doldururdum. Valvuloplasti ve ruptürel nevrizmalar. Sen kesin manyaksın. İlk aklına gelen şey bu mu? En azından o kadar paraya dokunmadan duracak biri değilim. Hakkımda konuşmayı kesin. Ben iyiyim. Dolabımı boşaltıp evime gideceğim. Biriyle ilgilenmek istiyorsanız kendinizle ilgilenin. Hepinizin sorunları var. Yalnız benim değil. Yok, ben de yok. Benim yok, iyiyim. Evet. Hasan Bey, sizi rahatsız edeceğim ama zahmet olmazsa bize katılır mısınız? Konferans 15 dakika sonra. Biz de konferansa girecek miyiz? Yani hasta turumuzu bitirmesek bile mi? Evet. Bugün hepinizi konferansta görmek istiyorum. Süper. Bu hastanede gözümüzün önünde insanlar ölüyor. Ayda bir kez doktorlar olarak bu ölümlerde hatamız olup olmadığını tartışmak için mortalite toplantıları yapıyoruz. Bu ciddi bir şey. Fikret Hanım. Aa, merhabalar. Küçük adam bu mu? Çok sevimliymiş. Dün geceden beri hiç durmadan ağlıyor böyle. Zor bir hafta olacak. Sema süt vermeyi kesti. Ali de henüz biberondan yemek istemiyor. Gel bakayım sen bana. Gel, 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 gel. Hadi, hadi. Oh, tamam, 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 tamam. Biberona alışması için şekerli su koymayı deneyebilirsiniz. Çocuklar, Sema Hanım yarın total mastektomi ameliyatı olacak. Buyurun, ben size odanızı göstereyim. Bu kadın göğüs kanseri mi? 30 yaşında ve daha yeni bebeği oldu. Muhtemelen süt bezlerinden kaynaklanan lobiler karsinom. Siz gidip önlerden yer kapın. Ben de içecek bir şeyler alayım. Tamam. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.